Evet, tekrardan merhabalar. Açık konuşalım. Biz yemeğimizi yedik. Çok şükür. Ha, göbeğim çok görünmüyordur. O da giyim tarzımı değiştirdim. Yapacak bir şey yok. Yani başka taraftan yürümeye oldum. Şimdi 8. dersteyiz. Birinci adım ikili problemler. En önemli yerlerden bir tanesi bence sayı problemi için. Çok iyi dinlemeniz lazım. Kısa bir yolla veriyoruz aslında biz burada. Ama ben normal yolla öğrenmenizi artık tavsiye ediyorum. Çünkü tanımıyorsunuz soruyu veya nerede kullanacağınızı bilmiyorsunuz. Bunun normal yolda çok kullanılabiliyor. O yüzden bence oradan yap. İki bilinmeyen de yapılabilir. Ben size tek bilinmeyenle iş çözeceğim. Bir otelde bulunan toplam 50 odadan bazıları 2 yataklı, bazıları 3 yataklıdır. Otelde bulunan toplam yatak sayısı 30'sa 2 yataklı oda sayısı kaçtır diye bir soru sormuş. İki ihtimal var. Şimdi 2 yataklı oda var, bir de ne var? 3 yataklı var. Şimdi bize 2 yataklıyı sorduğu için de biz diyoruz ki 2 yataklı oda sayısı x olsun. Burada x tane oda olsun. Toplamda 50 tane oda var. Çok iyi dinle bak buraya. Toplam 50 oda varsa 3 yataklı oda sayımız ne olsun o zaman? 50 eksi x olsun. Burada 50 eksi x oda var. Önce buraya anladık mı? Bir daha anlatıyorum. 2 yataklı oda sayımız x olsun. 3 yataklı oda sayımız ne olsun? 50 eksi x olsun. Tek bilinmeyen kullan. İki bilinmeyen de kullanıp yapılabilir. Onu da anlatacağım. Toplam yatak sayımız kaç bizim? Peki 130. Doğru mu? Şu hareketi yapacağız. Bunları çarpmamız lazım. Çarparak toplayacağız yani. 2 çarpı x, evet, artı 3 çarpı 50 eksi x oluyor. Karşıda kaç var? 130 var. Şöyle. Anlaşıldı mı yani? Kural bu. Şimdi alt taraf ne oldu? 2x denklemi çözelim. Artı 350. 3'ü dağıttım şu an. Eksi 3x olmuş oldu. Şöyle dağıtınca. Şöyle şöyle. Karşıda 130 var. Sol taraf 150 oldu. Eksi x gelir burası. Şöyle. Şu ve şu. Görüyorsunuz. Tamam. Eşittir kaç? 130 olur. Burada bunu karşıya, bunu bu tarafa gönderirseniz eğer 150 eksi 130 gelir. Karşıda da x var. X de kaç çıkar buradan? 20 çıkmış. Olur. Cevabımız 20'ymiş. Hocam ben özür dilerim. İki bilinmeyenle yapmak istiyorum diyenlere bir yol var. Ama çok ben yapmayacağım buradan. Tek bilinmeyen bence burada yeterli. Güzel bir yol. Yeterli bir yol yani. İki bilinmeyenle şöyle yapılır. İki yataklı da sayısı A olsun. Üç yataklı B olsun. Şu sağ tarafta yapayım. A ile B'nin toplamı 50. Toplam 50 yatak var. Pardon, 50 oda var değil mi? Tekrarlıyorum. 2 yataklı oda sayısı A olsun, 3 yataklı oda sayısı B olsun. İkinci denklemde toplamda yatak sayımız 130'muş ya hani. Bu da şu oluyor. 2A evet artı 3B oluyor. Diğer denklem eşittir kaç? 130 geliyor. Anlaştık mı? 2A artı 3B'nin 130 geldiğini varsayalım. 2 yataklı oda sayısını sormuş. Yani burada biz burada A'yı soruyor. Biz 2 yataklı oda sayısı A dedik çünkü. A'yı bulmak için de B'yi ne yapmanız lazım? Yok etmeniz lazım. B'yi yok ediyorum. Yukarı eksi 3 ile çarpmamız gerekiyor. Çarpalım. Eksi 3A oluyor. Evet eksi 3B oluyor. Eşittir. Eksi 150 geliyor. Alt tarafta 2A oluyor. Artı 3B oluyor. O da kaç kere? 130 gelmiş oluyor. Tarafta da bu toplarsanız bakın. Eksi 3B ile artı 3B ne yapar? Birbirini götürür. Eksi 3A'dan artı 2A'yı toplarsanız eksi A gelir. Şurası. Karşında kaç var? Eksi 20 var. İkisi de eksi olunca da A da buradan kaç çıkar? 20 çıkar. Yapılabilir. Yapan çok öğrenci var. Ama ben şu yolu çok kullanıyoruz bu tek bilinmeyenle bu toplam yolunu. O yüzden öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Bir de kısa bir yolu var da çok girmeyelim. Çünkü bu sefer iş amaçtan çıkıyorsunuz. Yani burada amacımız denklem kurmayı ve çözmeyi öğrenmek. ÖSYM son zamanlarda bu denklem kurma üzerine çok yoğunlaşmış. O yüzden biz her soruyu olabildiğince denklem kurarak yapalım. En azından diğer sorularda yorum yapmış oluruz diye düşünüyorum. Evet başlayalım. Bir sınıfta yaşları 9 ve 10 olan toplam 40 kişi vardır. Toplam öğrenciden yaş toplamı 374 ise 10 yaşında olan öğrenci sayısı kaçtır? Şimdi 9 yaşında olan var, 10 yaşında olan var. Doğru mu? Toplam 40 kişi varmış. Bize 10 yaşında. Burada o zaman şurada x kişi olsun arkadaşlar. Toplam 40 kişi varsa burada ne olur o zaman? 40 eksi x kişi olur. Ne yapacağız? Bunları çarparak toplayacağız. Kural bu. Yan yana yazabilirsin. Yani kararsın. Ne yazdığımı anlamıyorum. 9 yaşında olanlar, 10 yaşında olan kişi sayıları bunlar. Çarpıyorum buraya. 9 çarpı evet ne oldu yani? 40 eksi x artı 10 çarpı evet x oldu. Karşıda kaç var peki? 374 var. Mantığı anladınız mı? 9 çarpı 40 eksi x, 10 çarpı x 374 oldu. Bize 10 yaşında olanı sormuştu. X'i o yüzden 10'a verdik. Yani ona bakarsanız çok daha güzel olur. Bazen ikisi de lazım. Onu kime verdiniz aslında önemli değil. Ama burada bulduğunuz şey direkt olarak cevap olur. Tamam. Sayılar bazen böyle büyük gelebilir. 360 ÖSYM'de böyle soruları sever açık konuşayım yani. 9x artı kaç var? 10x var. Karşıda 374 var. Sol taraf pardon. 360 artı x oluyor. 374 geliyor. Bazen o kalem yazmıyor ya. Niye iki kalem kullanıyorsunuz diyorsunuz ya. Yazmıyor bazen ben ne yapayım. 374. Gerçi bunu diyen de hiç olmadı şimdi.
Karşıya attım. X eşittir 374 eksi 360. Yani X buradan kaç çıkıyor? 14 çıkmış oluyor. Zaten biz X demiştik. Cevap ne geldi yani? Ceyhan gelmiş oldu. Bu yolu tavsiye ediyoruz. Bunu söyleyeyim. Tavsiye edilen perakende soru çözme yoludur. Var ya satış fiyatı gibi. Bir kumbarada 25 kuruş ve 50 kuruşluk bozuk paraların sayısı 60. Kumbarada bulunan paraların toplam sayısı 25 TL'dir. Şimdi bakın bazen dönüşüme ihtiyaç olur. Bakın burada kuruşlar var, orada TL var. Olmaz. Bizim 4 tane dönüşüm şeklimiz var. Bunları ben şurada çok kısa anlatayım. Bir TL'den kuruşa veya işte tam tersine geçiş yapabilirsiniz. Şöyle yapayım. 2 metreden santime veyahut da tam tersine yine geçiş yapabilirsiniz. 3 kilometreden metreye geçiş yapabilirsiniz şöyle. 4 kilogramdan grama geçiş yapabilirsiniz. Burada şöyle yapacaksınız. Toplam 4 geçiş dışında bir geçiş sorulmadı şimdiye kadar bize. TL kuruş metre santim işinde 2-0 metresi var. 100 ile çarpacaksın. Yani şurada 2-0 metresi var arkadaşlar. Yani buradan çarpı 100 ile geçersiniz buraya. Terste gelirken de 2 basamak geri gelirsiniz. 2-0 silersiniz. Mesela atıyorum 2500 TL. 2500 kuruş kaç TL derse 2-0 silerek bu tarafa geleceksiniz. Anlaştın mı? Bu noktaya dikkat edelim. Kilometre yani kilolu durumlarda da kilometre kilogram. Burada 1000 ile çarpacak. 3-0 metresi var. Burada 1000 ile ne yaparsın? Sayı çarparsın. Anlaştın mı? Orada 100 ile diğer tarafta 1000 ile çarpmanız lazım. Sorumuzda 25 TL var. Bence biz bunu kuruşa çevirelim. O da 100 ile çarparsam ne olur? 2500 kuruş yazamadım. Kuruş gelmiş olur. Şimdi sorumuza döndük. Ne demişti? 25 kuruştan sayısı kaçtır demişti. Yani şöyle de yazsana. Bak şöyle çözüm olur. 25 kuruştan sayısı x olsun. İstersen böyle yan yana yaz. Problem. Alt alta yazsan doğru. Az önce yazdığım gibi. Yani şu taslak da doğru. Şimdi şu yazdığım da doğru olacak. 50 kuruşların sayısı da ne olsun o zaman? Toplamda 60 tane para olduğu için burası da 60 eksi x tane olsun. Anlaştık mı? Dikkatli olalım. Toplamda para miktarı 2500 kuruştu. Yapacağımız hamle şu. Bunları şunu şöyle çarparak şunu da şunu çarparak toplayacağız değil mi? Yani 25 çarpı x artı 50 çarpı ne oldu yani? 60 eksi x. Bu ne olması lazım? 2500 olması lazım. Şimdi sol taraf 25x duruyor. Artı şu 50'yi dağıttığımızı varsayalım. Ne oldu? 3000 eksi 50x oldu. Karşıda kaç var? 2500 var. Mantık bu. Toparlayalım. 3000 duruyor. 25x burada var. Eksi 50x de burada var. Eksi 25x oluyor. Karşıda 2500 var. Yani denklemi kurduktan sonra çözme işi zaten normal. Biliyoruz zaten çözme işini. Karşıya ve karşıya attım. Eksi geçti 2500 buraya. 500 kaldı eksi geçtiği için. Burayı gördük mü? Bak eksi 5 2500 geçti. Eşittir 25x oldu. 25'e bölerseniz x eşittir. Kaç geldi? 25 mi geldi? 20 geldi. 20 çarpayım. 20 gelmiş oldu. Cevap ne geldi yani? A şıkkı şöyle A şıkkıdır diyoruz. Anlaştık mı? Dönüşüm burada önemli TL kuruş meselesine. Devam ediyoruz. Bir kümeste bulunan tavuk ve tavşanların toplam ayak sayısı 112'dir. Şimdi tavuk ve tavşanın ayak sayılarını biz yorumlayalım. Tavuk hayvancağız 2 ayaklı, tavşan 4 ayaklı. Bu tavşanı 2 ayaklı diyen bir tarikat oluyor. O Bugs Bunny izleyenler var geçmişte. O çizgi film normalde tavşanın 4 ayağı var. 2 ayak nasıl yürüsün? Bu kümeste bulunan toplam tavuk ve tavşan sayısı 40'mış. Neyi sormuş? Tavuk sayısı tavşan sayısından kaç fazla? Bak şimdi. Sorduğu şeyi bir daha okuyalım. Kümeste bulunan tavuk sayısı tavşan sayısından kaç fazla? Ya bana hem tavuk sayısı lazım hem de tavşan sayısı lazım. Cümlemi tekrarlayayım. Bana hep tavuk hem de tavşan sayısı lazım. Bakıp bulalım şimdi burayı. Şimdi ne diyelim? Tavuk sayısı iki ayaklı mıydı? Bu x tane olsun. Fark etmez çünkü. İkisi de lazım ya bana. 4 ayaklı tavşan sayısı ne olsun? Toplam hayvan sayısı 40'tı ya hani. Bu da kaç gelsin? 40 eksi x tane gelmiş olsun. Bunları çarparak toplayıp toplam 112'ye eşitlememiz lazım. Çünkü burada toplam ayak sayısı kaçmış? 112'ymiş diyoruz. Şimdi çarpıyorum. 2x oluyor. Artı 4 çarpı 40 eksi x geliyor. Eşittir. Ne oluyor? 112. Toparlayalım. 2x oluyor. Artı 4 ile çarptığımızı düşünelim. 160 eksi 4x oluyor. 112 oldu. Sol taraf 160 eksi 2x olur. Karşıda 112 var. Eksi 2 karşıya bu tarafa geçer. 48 mi olur? Değil mi? 160'tan. Yanlış yaparım. Sırkamını keser. 48 olur. Tamam. Eşittir. 2x. 2'ye bölersem de x buradan kaç çıkar? 24 çıkmış. Olur. Evet. Soru neydi? Bakalım. Şıklarda yok. Heyecanlanmayın. Ben de bir an şıklara bakıyorum. Tavuk sayısı tavşandan kaçtı? X'i bulduk. X 24. Demek bu kümesteki tavuk sayısı 24.
X24 o yerine yazarsan da tavşan sayısı kaç olmuş? 16. Bak tekrarlıyorum. Bulduğumuz X ne sayısıydı? Tavuk sayısıydı. Tavşan sayısı da çıkardığımızda bulduğumuzdur. Yani 40'tan 24 çıkaracaksın. Kaç olacak? O da 16 gelmiş olacak. Kaç fazla diye soru sormuş. Yani 24 sayısı. Evet, 16'dan kaç fazla diye bakarsanız da cevap kaç olmuş olur? 8 mi? 8 gelmiş olur. Ha, o da cevap nerede var ya? Deniz çıkında var. Tamam mıdır? Böyle ayak tavuk, tavşan, kaplumbağa, işte timsah ayağı falan soruluyor. Timsah 4 ayaklı. Görebilirsin, olur yani. Kaplumbağa 4 ayaklı. Tavuk 2 ayaklı bir hayvan. Başka da çok bir şey soracağını tahmin etmiyorum. Şimdi bir de bu soru tarzının böyle doğru yanlışla ilişkilendiren bir soru çeşidi var. Onu da yapalım. Burada sadece devreye eksi girecek. Bir yarışmacı katıldığı bir yarışmada doğru cevapladığı her soru için 4 puan kazanıp yanlış cevapladığı her soru için 2 puan kaybediyor. Bir daha okuyorum. Doğru cevapladığı her soru için 4 puan kazanıp yanlış için 2 puan kaybediyor. Orada bir eksi devreye girer. 30 soru cevaplayıp 72 puan alan bu yarışmacının doğru cevapladığı soru sayısı kaçtır? Bak şimdi. Doğru cevapladığın 4 puan mı kazanıyorum? Evet. Bunu sormuş. X tane doğru soru cevaplasın. Yanlış sorudan 2 puan kaybediyor diyor ya, o zaman eksi 2 yazacaksınız. En önemli burası. Ben çünkü yanlış sorudan puan kaybediyorum, puan kazanmıyorum. Anlaştık mı? Tamam, bu ne peki? Bunun cevabı kaç? Bu da kaç? 30 eksi x tane. Yapacağımız işlem şu. Bunları çarpacağız. Yani 4x yapıyorum. Eksi 2 çarpı, bak çok önemli burası. Evet, 30 eksi x yazıyorum ve karşıyı getirip kaça eşitliyorum? 72'ye eşitliyorum. Burayı anladınız mı? Bir daha anlatıyorum. 4x yazıyorum. Eksi 2 çarpı 30 eksi x yazdım. Karşıya kaç yazdım? 72 yazdım. Toparlayayım. 4x dursun. Şimdi 2'yi dağıtıyorum. Ama eksi 2 dağıtıyorum. Burada tıkat tıkat sorusu. Tıkat tıkat hata yapabilirsin. Tıkat tıkat. Ne oldu? Eksi 60. Evet. Artı 2x oldu. Çarpınca. Eşittir 72 gelmiş oldu. 4x burada. 2x burada. 6x mi oldu? Evet. Eksi 60 karşıya artı 60 geçti. Karşıda da kaç var? 132 var. Eşit x de eşittir. Kaç olmuş oldu? 22 mi yapar? Evet. 22 gelmiş oldu. Ne sormuştu bize? Doğru cevabı soru sayısı kaçtır? Cevap da 22 olur. Aslında diğer sorunun yoluyla aynı. Birebir aynı. Sadece burada eksi var. Bunu 2 bilimlerle yapmak isteyenler oluyor. Şöyle yapmanızı tavsiye ederim. Doğrular artı yanlışların toplam soru sayısı kaç yani? Burada 30. Değil mi? D artı Y 30 yazın. Doğrular bana puan getirirken yanlışlar puan götürüyor değil mi? Peki doğrular kaç puan kazandı? 4 puan. O zaman 4 çarpı doğru eksi 2 çarpı yanlış. Bu kaç? 72 puan. Buradan taraf tarafa topluma çıkarma yöntemiyle D'yi bulup Y'yi yok edeceksiniz. Yukarı 2 ile çarparsanız bu iş olur. İlaçlamadım bak. Şuraya 2 ile çarparsanız. Doğru mu? Gider bunlar. 6D olur. 132 yapar gene. D eşittir 22 çıkar. Değişen bir şey yok. Yani aynı sayılarla uğraşırız. Bak burada da bu sayıyı buldum. Burada da bu sayı var. Fark etmez yani. Kararsız ama biz bu yolu kesinlikle öğrenmenizi tavsiye ederim. Yani bunun esas yolu budur yani. Tamam. Evet, bu bölüm bitirdik. Nerede? Evet, eksik fazla problemi yapacağız. Ne diyorum her zaman olduğu gibi? Evde yalnız kalmayın, benimle kalın. Kitapları fotokopi almayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.